Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. Merhabalar. İçer TV, San TV ortak canlı yayınıyla Nil Sezer ile Hayatın Trafiği diyerek selamlıyoruz sizleri. Hayatın Trafiği'nin bugünkü canlı yayın konuğu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, yazar, iş insanı, gazete köşe yazarı Sayın Hamit İzol. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Evet, her bir ünvan ayrı bir gömlek aslında değil mi? Aynen öyle. Doğru. Yani yazarlık, işte turizmci yanınız var, yine sporu da es geçmemek lazım. Her biri ayrı bir gömlek. Ben bir araştırma yaptığımda Şanlıurfa doğumlusunuz, Ankara evet. Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunusunuz. Evet. Unuttuğum bir şey var mı? Yok. Onun üzerine ilerleyelim. Peki evet. Her bir ünvan bir gömlek olsaydı, evet. Sizin kendinize en çok yakıştırdığınız, beğendiğiniz hangisi? Ya şimdi... ben şahsen yazarlığı tercih ederim. Neden diyeceksiniz? Eğer beğeniliyorsanız, kitaplarınız okunuyorsa ve insanlar tarafından takdir ediliyorsanız, takip ediliyorsanız ondan daha büyük mutluluk olamaz. Her şey geçerli, geçer. Yani servettir, maldır, mülktür, gençliktir. Bunlar hepsi geçici. Neticede hepimiz öleceğiz. Ama öldükten sonra ne malınızla anılırsınız, ne başka şeyinizle, ancak yazdıklarınız, bıraktığınız eserlerle anılırsınız. Ondan dolayı ben yazarlığı tercih ediyorum. Yazarlık gömleğini evet. Tercih ediyorsunuz. Bu zaten başarılarınıza başarı evet. Katıyor, görüyoruz. Eyvallah. Şimdi biraz Mersin diyelim mi? Mersin aslında Türkiye'nin en kozmopolit şehirlerinden bir evet. Tanesi ve bizler aslında asırlardır ortak bir tarih şemsiyesinin altında tıpkı bir mozaik parçaları gibi yaşamayı başarabilmiş. Hatta ebediyete intikal edenlerin aynı mezarlıkta yan yana yattığı çok özel bir şehir Mersin. Ama zaman zaman Mersin tarihsiz bir takım olaylarla birlikte anıldığı için Mersin'in Türkiye gündemindeki genel görüntüsü bazen zedelenebiliyor imajı. Evet. Benim size sormak istediğim şey bu. Yani bu imajı düzeltmek için bizler neler yapmalıyız? Evet. Aslında Mersin'in dediğiniz gibi öyle bir mesela kadersiz yanları oldu. Yoksa Mersin'in diğer illerimizden hiçbir farkı yok ve artısı vardır. Mersin'de yıllardır herhangi bir şey olmamıştır ama bazı insanlar Mersin'i kötü göstermek için en ufak şeyi deve gibi gösterip Mersin'in sanki çok terörle anıldığını göstermek adına çaba sarf edenler vardır. Bu da Mersin'in Mersin düşmanlığı bana göre. Mersin barış ve kardeşlik kentidir. Mersin küçük bir Türkiye'dir. Küçük bir Türkiye örneğidir. Mersin'deki dil, din, ırk, mezhep ne olursa olsun herkesin beraber mutlu bir şekilde yaşadığı bir kent. Mezarlığından tutun diğer yanlarına neresine bakarsanız bakın. Mersin bir dostluk ve kardeşlik kenti. Mersin'de herhangi bir insanın herhangi bir mahalleye, herhangi bir sokağa giremediği söz konusu değil ya. Herkes her yerde sağ olsun ya, hem insanlarımız hem bizim polisimiz, devletimiz, herkes kardeşçe, el ele, kol kola, herhangi bir şehrimizin olumsuzluk tarafı yoktur.
bunu böyle göstermeye çalışanlar Mersin düşmanlığı yapanlardır. Evet, kesinlikle Mersin'in kaotik, karmaşık ya da baştan uzak bir görüntüsü yok. Biz hepimiz asırlardır kardeşçe yaşamaya, hatta az önce söylediğim gibi aynı mezarlıkta dili, dini, ırkı, mezhebi her ne olursa olsun alışmış bir milletiz. O yüzden aslında medyaya çok görev düşüyor bu konuda. Peki Sayın Başkan, 3 milyona aşkın bir nüfusla Türkiye'nin en büyük aşireti, İzol aşireti liderlerindensiniz. Aşiret ve öteki yüzü, ağanın akmayan gözyaşları kitaplarınız. Aslında buradan hareketle şunu sormak istiyorum size. Türkiye'de kulaktan dolma bilgilerle biliyoruz biz aşiretin ne olduğunu. Dilerseniz önce aşiret nedir, nasıl oluşur, onun bir tanımını yapalım. Sonra kitaptan bir takım şeyler sormak istiyorum size. Hay. Şimdi tabii böyle 3 milyon lafı ediliyor şeylerde geçiyor ama bizim böyle bir nüfus sayımı yapılmış değil. Yani o kadar olmayabilir. Tabii bu sosyal medya biraz işi, herhangi biri bir şey yazdığı zaman şey olabiliyor. Ama en büyük aşiret evet. olduğumuz doğru. Evet. Yani en büyük aşiret olduğumuz doğru. Aşiretin şöyle bir yapısı vardır. Aşiret bir parti gibi, bir kulüp gibi değil. Aşiretler kan bağına dayalıdır. Yani şimdi benim mesela, ben bir rakam söylesem herkes şaşırabilir. Benim dedemden sonra biz 1500 kişinin üzerindeyiz. Yani dedem Zülfikar İzol'un torunları olarak kızlarımızdan, erkeklerimizden, doğma çocuklarımızla beraber 1500 kişinin üzerindeyiz. Yani düşünün, bunu belki bu 150 sene içinde oluştu böyle bir şey. Bunun işte 500 sene, 1000 seneyi ele aldığınız zaman bu aşiretin ne kadar büyüdüğünü siz de hesaplayabilirsiniz. Ona göre aşiret kan bağına dayalıdır. Zaten benim kitabımda da söylemek istediğim, yazmak istediğim, belirtmek istediğim aşiretlerin gücünün kötüye kullanılmaması, yani mafyavari bir olayın içine girmemesi. Çünkü insanlar bir yerde, diyelim ki Malatya'daki bir akrabamızın kavgasına öbür aşiretlerin dahil olmaması, onların bilakis barıştırılıp, çünkü güçlünün zayıfı ezmesine karşıyım ben şahsen. Zaten bunu beni tanıyanların hepsi bilir. Biz bütün en büyük derdimiz ülkemizde, şehrimizde barış ve kardeşlik. Yani güçlü olan zayıfı ezmeyecek. Bilakis güçlü olan zayıfın yanında yer alacak. O güç, daha güçlünün yaptığı yanlışlara karşı durmak. O yüzden aşiretçilik, yardımlaşma ve kardeşlik adına güzel bir birliktelik. Ama bunu kötüye kullandığınız zaman, yani bir başkasını ezmek, bir başkasına hükmetmek anlamda kullandığınız zaman, biz o işe karşı duruyoruz. Öyle bir aşiretçiliği kabul etmiyoruz. Öyle bir olayın da karşısındayız ki ben 40 küsür senedir Mersin'deyim. Herkes bilir, biz hiçbir kimseyle, Mersin'de yaşayan hiçbir kimseyle mahkemelik olmadım. Bugüne kadar kavga etmedik. Herhangi bir yanlışımız olmadı. Yanımızda çalışan personelimizden tutun, bizle iş yapan esnaftan, herkesten her zaman biz kardeşlik adına hareket ettik, dostluk adına hareket ettik. Ama bizimle ilgili herhangi bir yanlış düşünce içine girenler veya bizi kötülemeye çalışanlar tabii o yönümüzü de kullanabiliyor. Bunlar aşirettir diyebiliyor ama öyle bir olay yok. Ben Hamit İzol'um. Benim yani aşiretle birinden bir şeyden güç alma gibi bir düşüncem olamaz ve kimsenin de buradan böyle bir gücü kullanmaması ve böyle bir güçten de şey almaması, faydalanmaması gerekir. Kesinlikle. Peki Sayın Başkan, Urfalısınız. Şunu sormak istiyorum. Mersinliyim de. Yani, artık Mersin'lisiniz. Evet. Mersinliyim de ama Urfa doğumluyum tabii. Evet, şimdi Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı şanlı ünvanı 1984'te Urfa'ya verildi. Evet. Ve bize hep bir doğu ile batı arasında bir çekişme olduğu imajı yaratılır. Evet. Anlatılmaya çalışılır ya da bununla beslenen bir kesim var. Evet. Bunu sormak istiyorum. Neden o kadar beklendi sizce? Şimdi
Bu daha önce mesela Urfa ile ilgili mesela bir Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş arasında bir şeylik vardı. Yani burada biliyorsunuz işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim güçlüyse, kim etkinse orada Urfalılar hiçbir zaman düşünmedi böyle bir unvan almayı. Sonra yani böyle bir ara işte o Kahramanmaraş'a verildiği zaman sanki Kahraman Urfa gibi bir şey düşünüldü. Daha sonra bu Maraş'a verildi. Çünkü Suçu İmam, Maraş'ta Suçu İmam, Gaziantep'te Şahin Bey, Şanlıurfa'da Osman Bozan Ağa. Bozan Ağa benim amcam. Benim öz amcam. Bozan Ağa ve arkadaşları diyelim tabii bir kişi üzerine. Yani orada işte mesela Anıtkabir'de benim amcamın fotoğrafları var Atatürk'ün yanında. Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mesela Fransızları ilk olarak Urfa'dan gönderen, süren bizim oradaki aileler. Yani genelde de Siverek'ten gelenler Urfa'da daha etkin oldular. Mesela orada bir karakol var. O karakolu benim ilk karakolu teslim alan benim amcam o zaman. Hı hı. Tabii çok yakınlarını da kaybediyor o çatışmada. Daha sonra bunlar Fransızları takip ederek Gaziantep'e, oradan da Kahramanmaraş'a geçiyorlar. Ya bu mücadeleler hep beraber verildi. O zaman tabii ordu yok, bir şey yok. İşte bizim ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı. Bütün yurda herkes silahını alan bu ülkenin kurtuluşu için mücadele verdi. Bizimkiler de oradaki Urfa'da yaşayan bu mücadeleye katılan insanlar hem paralarıyla hem silahlarıyla bu mücadeleye dahil oldular. Yani düzenli bir ordu olmadığından dolayı çete savaşıyla nitekim bu güzel ülkeyi onlar kurdular. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Roklara bütün ülkemizde şehit olan, daha sonra gazi unvanını alarak daha sonra ölen, vefat eden büyüklerimizin hepsine rahmet diliyorum. Benim de amcamın tabii devlet tarafından ödüllendirilmiş ödülü falan da var. Onlar da zaten en büyük ödülü bence oradaki bir madalyon değil de Anıtkabir'deki bence oradaki görüntüsü, kesinlikle, fotoğrafıdır. Bu memleket ne zorluklarla kuruldu, evet, deyince dönüp bir geri bakmak, evet, lazım. Evet. Bazen bizimle ilgili mesela böyle olumsuz işte aşiret maşiret lafı edenler önce gidip bir Anıtkabir'i, kesinlikle, ziyaret edecekler. Biz hangi aileden, kimden, nereden geliyoruz onu görmeleri lazım. Ondan sonra konuşmak. Tarihi iyi bilmezseniz günü, evet, doğru, evet, yorumlayamazsınız. Evet. O yüzden aslında tarih, evet, bize her şeyi rehber, evet, gibi sunuyor. Peki, önümüz seçim. Evet. Aşiretlerden gidiyoruz. Bir, evet, sorum daha var. Evet. Sonra kitaptan soracağım. Doğu'da, evet, siyaset biraz aşiretlerle mi şekilleniyor Sayın Başkanım? Şimdi şöyle, genel Doğu'da değil de zaten bu sistem, ağalık sistemi bir tek Urfa'da can bulmakta. Diğer illerin hiçbirinde doğru dürüst bir ağalık şeyi kalmadı. Yalnız, evet, bizde hala devam etmekte. Aşiret reisi işte kime meylediyorsa oraya dönülüyor. Aileler etkin. Yani Urfa'daki seçimlerde aileler etkin. Anladım. Evet. Peki kitapta şu ağanın akmayan gözyaşlarını ben merak ettim. Evet. Ağanın hangi gözyaşları akmıyordu da şöyle, siz bunu kaleme aldınız? Şöyle. Şimdi bu doğrudan bizim aileyi anlatan bir kitap. Amcamın oğlu bir günde babasını, annesini, ya övey annesini, üç tane kardeşini, eniştesini falan, yani o da öldürüldü. Bir günde 8 cenaze çıktı bizim evde. Evet, onlar o zaman işte ki bütün gazeteler, bilinen ulusal gazetelerin hepsinin manşetine girdi. Yani ulusal manşete girdi. Hatta televizyonlar da 2-3 günde bir yayın yapıyordu televizyon haberlerinde falan. Suriye'deki televizyonların haberlerinde falan. Çok yer bulan bir olaydı o olay. O olayda benim amcam rahmetli Bozan Ağa
Böyle cenazeleri yerde görünce torunları, işte çocukları falan birinin kafasını alıyor, dizine koyuyor, öbürünün bu defa onu bırakıyor, öbürüne geçiyor, onu bırakıyor, öbürüne geçiyor. Ve kilitleniyor orada. İşte onun 7-8-9 yaşlarındaki bir kızı bacağına sarılıyor, baba ağla diyor, ne olursun ağla diyor. Şimdi orada o ağlayamadığından dolayı kilitleniyor. Ondan dolayı o kitabın ismini Ağanın Akmayan Gözyaşları. Evet, evet, hepsi gerçek hayatın tabii içinden. Tabii gerçek. Peki kitap üzerinden devam etmek isterim. Kürt'ün Türk aşkı. Evet. Bir deyiminiz var, bir de sık sık birkaç kaynaktan takip ettiğimde Kürt olmayan Kürtler ve Türk olmayan Türkler deyimini çok kullanıyorsunuz. Evet. Ben bu ikisini açmak istiyorum. Evet. Şimdi şöyle, genel anlamda Kürtlerle Türkler dünyayı incelediğiniz zaman hep aynı bölgelerde ve beraber yaşıyorlar. Ve birbirleriyle çok mutlular. Evet. Aslında gerçek yörüklere bakarsanız, yani Türk olan gerçek yörüklere bakarsanız, Kürtlerde hiçbir sorunu yok. Kesinlikle. Gerçek Kürtlere de bakarsanız, sahte Kürtler değil, yani gerçek Kürtlere de bakarsanız, onlar da koçer. Onlar da yörük gibi yaşamış. Zaten bizim ülkemiz, netice biz göçebe bir sistemden geliyoruz. Orta Asya'dan gelmişiz. Aşiret zaten. Olarak evet. Göçebe bir şeyden geliyoruz. Yani aşiret sisteminden geliyoruz. Evet. Türk'ü, Kürt'ü hepsi aynı sistemden geliyor. Şimdi bunların birbirleriyle hiçbir zaman sorunu olmadı ve bunlar hiçbir zaman da birbirlerini öldürme işine girmedi. Ama mesela diyelim ki Türk olmayan Türkler, en büyük Kürt düşmanı onlar. Yani kendilerini kabul ettirmek için, kendi ben Türk'üm diyebilmeleri için karşı tarafı düşman olarak gösteriyor. Onun üzerine prim sağlıyor. Çalışıyor. Kürtlerde de öyle. Kürt olmayan, Kürtlerin içindeki bazı insanlar Kürt mücadelesini veriyormuş gibi, Kürtlük adına bir şeyler yapıyormuş gibi bütün bu barışı istemeyen, bütün bir işin bozulmasını isteyen insanların benim kendi değerlendirmem doğru olur, doğrudur, yanlıştır. Bu bilimsel bir şeye dayanmamaktadır ama gözlemlerim bunu gösteriyor. Ve ben orada diyorum ki Kürt'ün Türkiye, Türk'ün Kürt'e zaferi olmaz. İşte 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin insanımız öldü, matemimizdir. O kitapta bir de alt başlık öyle. Yani Kürt'ün Türk aşkını ben yazarken de bütün amacım Kürtlerle Türklerin birbirlerine olan sevgisini anlatmak. Yani bütün derdim o. Benim derdim illaki bir şey yazıp da yani bir kitap yazdım diye yazmak değil. Benim kitaplarımın hepsinin bir amacı vardır. Sosyal mesaj. Tabii sosyal mesaj. Bir de gerçeklere dayalı. Ya mesela burada bir Kürt genciyle bir Türk genci birbirlerini seviyorlar. Ailenin iki tarafı da karşı çıkıyor. Ondan sonra bunlar birbirlerini tanıdıktan sonra, birbirlerini anladıktan sonra bu defa birbirlerinden kopmaz akraba oluyorlar. Mesela bunu anlatmaya aslında çalışıyor. Aslında Türkiye'nin özeti de böyle. Hani evet. Artık insanları ayıramıyorsunuz. Tabii. Evliliklerde... Ha. Her evde bir Kürt var, her evde bir Türk var. Kesinlikle. Yani ayırmak imkansız. Zaten Kürt meselesi ne zaman ortaya çıktı? 1980 ihtilalinden sonra ortaya çıktı. Tabii orada biraz o... Yani işte, bu bizim kendi başımıza olan bir şey değil. O Diyarbakır cezaevi onu destekledi biraz işte. Evet. Yani netice o durumlar yaşandı. Maalesef öyle oldu ve her zaman seçim döneminde bu Türk-Kürt sorunu bir ısıtılır, tekrar sofraya konur. Bu konudaki... Karşıyız biz nedir? Bu işlere. Biz kardeşlikten yanayız. Evet, kesinlikle. Biz hepimiz... Biz bir de bu ülkede kimse yalan söylemesin. Kimin Türk, kimin Kürt olduğu belli değil. Karışık. Sürekli yeri değiştirilmiş. Kendini Kürt hissedenler Türk olabilir. Kendini Türk hissedenler Kürt olabilir. O yüzden kimse doğrudan ben Kürt'üm veya Türk'üm demesin. Uyanık olsun, dışarıda bizim güçsüz düşmemizi bekleyenlere prim vermesin. Tabii, olayın tabii, özü bu aslında. Öyle. Peki... son zamanlarda aslında konuşmayan bir Türkiye'ye dönüştük, değil mi? Evet. Oysa ki
konuşan bir Türkiye olsak Z kuşağına getirmeye çalışıyorum lafı. Evet. Z kuşağı seçimlere girecek. Hı hı. Ama öyle bir dönemde dünyaya merhaba dediler ki siyasi karmaşalar, savaşlar, belirsizlikler, ekonomik yetersizlik bir kaos ortamında doğdu Z kuşağı ve şimdi Mayıs'ta oy kullanacaklar. Z kuşağının Türkiye'ye bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Z kuşağı bana göre zor bir kuşak. Zaten yani ben öyle isimlendiriyorum. Şimdi tabii ki çok bilgili, çok kültürlü bir kuşak. Bize göre bir adım daha ilerideler. Biz çünkü hep bastırıldık çocukluğumuzdan beri. Bizler bastırıldık. İşte konuşma, etme, söyleme. Bu kuşak konuşan bir kuşak. Onun için bu kuşağı susturan bence kaybeder. Bu kuşağın konuşması lazım. Konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Rahmetli Demirel'in bir sözü var. Sokaklar yürümekle aşınmaz. Bırakın yürüsünler. Bu ülkeye zarar vermedikleri müddetçe, bu ülkenin temel şeylerini sarsmadıkça insanların konuşmasından hiç zarar gelmez. Yeter ki insanlar birbirinin onurunu kırıcı laflarla, mesela diyelim ki biri diğerinin ırkıyla ilgili, yani veyahut mezhebiyle ilgili çok böyle belden aşağı konuşmadığı müddetçe insanlar her şeyi konuşabilir. Kimi inançlıdır, ona çok saygı duymak lazım. Kimi inançlıdır, cehenneme gitmek istiyor, gitsin buyursun ya. Cehennem bomboş bekliyor zaten. Yani insanların cehenneme gitmesinde bir zarar yok, kimseye de bir zarar yok. Veya cennete gidenin de kendine, başkasına da faydası yok. Yani şimdi diyelim ki siz cennete gittiniz, öbür taraftaki bir arkadaşınız cehenneme gitti. Ne sizin ona faydanız olur, ne onun size faydası olur. Herkes istediği yere gitsin. Yollar açık. Zaten konuşmazsa, araştırmazsa evet, gerçek cehennem bu dünyada yaşayacaklar evet, tabii, diyorum ben. O da var. Asıl olan o. Evet. Peki, Barış Sonrası Büyük Türkiye, evet, Roza ve İsimsiz Bebek'te diğer eserleriniz, evet, hepsi çok kıymetli. Bunca, evet, yoğunluğun arasında, eyvallah, gerçekten emek, eyvallah, veriyorsunuz. Eyvallah. Ve Roza. Evet. Roza mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e gelen bir, evet, ailenin dramını anlatıyordu. Şimdi, evet, filme doğru evrildi. Film yapıldı, bitti. O hikayeyi dinlemek istiyorum. Roza'nın, evet, filme giden hikayesini sizden dinlemek isteriz. Şimdi bu aile dediğiniz gibi işte Siverek'ten Mersin'e geliyor. Kenar mahallede fakir bir aile. Bu aile işte diyelim ki kışın meyve falan toplar. İşte, hı hı, soğan toplamaya gider. İşte ya iş bittikten sonra bu toplama hasat dönemi bittikten sonra amelelik yapan, ırgatlık yapan bir aile. Bu ailenin çocuğu sosyal medya üzerinden birine görüşürken aşık oluyor ve zamanla görüşüyorlar, şey oluyor. Bu aşık olduğu insan bunu zamanla, bu işte Roza Gazal diye, Roza'nın ablası Gazal diye, o biriyle evlendirilmek isteniyor. Amcası oğluyla evlendirilmek isteniyor. Bu da onu istemiyor. O yabancı olan bir otobüste çalışan, bir firmada çalışan biriyle kaçıyor. Sonra aile bunu geri getiriyor. Tekrar işte bazı şeyler yaşıyor. Şimdi tam anlatmayalım da. Anlatmayalım. Ben sadece nasıl kitap halinden film haline işte, gitti onu soruyorum. Senaryosu şöyle. Aha, evet. Birebir kitapla aynı. Hı-hı. Zaten. Ama gerçek hayat hikayesi. Tabii gerçek hayattan yaşanmış, alınmış. Evet. Bu 22 yaşında ailenin kararıyla öldürülen bir töre cinayeti. Ama burada önemli olan ondan fazla, en önemlisi ne biliyor musunuz? 13 yaşında 3 tane çocuk. Biri Kürt, biri Türk, biri Arap. O kadar birbirlerini seviyorlar ki. O kadar birbirlerine bağlılar ki. Bunlar büyüdükten sonra da dostlukları devam ediyor. Biri birine döner oluyor. Biri diğerini, ailesi onu alıyor, bakıyor, yetiştiriyor, okutuyor. Yani bu ülkede, burada anlatmak gerçek istediğim, gerçek Anadolu aslında, tabii, tabii, bu değil mi? Bu ülkede insanların birbiriyle sorunu yok. Derdi yani kimsenin sorunu, ırksal olarak bu Kürttür, bu Türktür, bu Araptır, öyle bir şey yok. Bu üç ırk bu ülkenin gerçek sahipleri. Çünkü bunlar azınlık değil. Bu üç ırk, hı, da azınlık değil. Kesinlikle. Yani bu ülkenin gerçek sahipleri bunlar.
Ben orada şeyi istedim. Yani biri Kürtçe diyor ki ezitehazdikim. Biri Arapça diyor ene behabbek. Biri Türkçe diyor ki ben seni seviyorum. Bu kadar bu sevgiyi, bu kadar güzel bir sevgiyi, üçlü bir sevgiyi birleştirdiğiniz zaman bu ülkenin sırtı yere gelmez. Ve herkesin bu filmden ders alıp, mutlaka ders alıp bu ülkede bu insanların ne kadar birbirini sevdiğini ve bölünmez bir bütün olduklarını görmeleri lazım. Ve herkesin evinde, sokakta, iş yerinde bunu yapması lazım. Kesinlikle. Yani kimse kimseyi ötekleştirmemesi lazım. Kesinlikle. Bugün siz mesela diyelim ki 18 yaşındaki bir çocuk herhangi bir şeye kapılıp bilmem biraz hiddetlenebilir, şiddetlenebilir, bilmem ne olabilir. Ama netice bu çocuğun dönüp dolaşacağı olgunlaştıktan sonra ülke sevgisidir. İşte bu toprağımız, Ali Yıldız bayrağımız, Atatürk'ümüz, yani bunlar ortak o kadar çok önemli. Tabii ortak paydamız bunlar. Ya insanların inancı, mezhebi kimseyi ilgilendirmez. Zaten o ayrı bir şey. İnsanın kendi şahsıyla evet. alakalı bir şeydir. İster ateist olun, ister Alevi olun, ister Sünni olun, ister ne olursanız olun. O sizin kendi düşünceniz. Ama insanlar kendi ırkını belirleme şansına sahip değil. Kimsenin kimseyi kendi ırkından dolayı vurmaması, ötekileştirmemesi lazım. Ve bu ülke, işte gördük Suriye'nin durumunu, ne hale geldi, Irak'ı gördük. Diğer taraftan işte Afganistan'ı görüyoruz. Diğer taraftan gördükçe görüyoruz. Bu ülke çok önemli. Anadolu hümanizmi diye bir şey var. Bu ülkemiz çok önemli. Evet. Bu ülkeyi hepimizin gözümüz gibi bakmamız lazım. Kesinlikle. Kendi içimizde ne yaparsak yapalım ama ülkemizi koruyalım. Bu ülke bizim gidecek yerimiz yok. Herkesin Türkiye'ye gelebilir ama Türkiye'de yaşayan insanların gidecek yeri yok. Kesinlikle. Anadolu hümanizmi evet. bu topraklarda evet. yüzyıllardır evet. bu yaşayan herkesi bir arada tutan bir harç aslında. Evet. Asıl parlatılması, kesinlikle. Sık sık konuşulması gereken konu bu diye tabii, düşünüyorum. Kesinlikle. Ayrıştıran şeyler değil, bizi evet. bir araya getiren şeyler evet. ve çekimlerin bir kısmı Mersin Akdeniz ilçesi evet. Çilek Mahallesi'nde yapıldı. Bir kısmı yapıldı. Değil, %90-95'i falan Çilek Mahallesi'nde çekildi ama tabii yalnız Çilek Mahallesi'nde değil, yani Mersin'in Adnan Menderes Bulvarı'ndaki o güzellikleri de çekildi. Ondan sonra Soli çekildi. Soli sahilleri çekildi Mezikli'de. Bu filmi izleyen Mersin'in ne kadar güzel olduğunu görecek. Merak edecek. Tabii merak edecek. Burada tabii fakir bir aile anlatılıyor ama neticede evet. Mersin gibi güzel bir şehirde güzel dostluklar, akrabalıklar, yakınlıklar, dostluklar oluşuyor. Bir de bu film şimdi montajı bittikten sonra uluslararası yarışmalara gönderilecek. İşte Cannes Film Festivali'ni, işte Berlin Altın Ayı, işte Venedik gibi yerlere, İtalya, Venedik gibi yerlere gönderilecek. İnşallah bir ödül alırsa, bir ödül aldığı zaman bütün dünya Mersin'i tanıyacak. Ve Çilek Mahallesi, belki Asmalı evet. Konak ve gibi aynen, bir yer olacak değil mi? Evet, plato olacak. Plato belki. Olacak. Evet. Aslında Mersin bir açık hava müzesi evet. diye bir... Hani Mersin her şeye hazır. Gibi. İşte Mersin'de bir tek eksiğimiz, burada ben sizin aracılığınızla söyleyeyim. Bir tek büyük şehirle yeni şehri destek verdi. Onun dışında Büyükşehir Belediye ile Yenişehir Belediyesi destek verdi. Tabii valilik destek verdi. Başka da kimse ilgilenmedi ve destek vermedi. Ama yarın bu film eğer bir ödül alırsa herkes buna niye biz destek vermedik diyecekler. Çünkü biz diyoruz Mersin niye tanınmıyor? Daha önce Mardin'i düşünün. Mardin hep şeyle anılıyordu değil mi? Yani terörle anılıyordu. Terörle anılıyordu. Aman ha 47 hepsi plakayı doğru. gördü evet. mü diyordular aman ha. Şimdi hepimiz herkes Mardin'e istiyoruz. Hayran. Evet. Mardin'in 47 plakasına hayran. Neden? Bu hep diziler ve filmler sayesinde oldu. Elbette. Ve Mardin hep destek verdi. Dizi çevirenlere, film çevirenlere destek verdi. Akıllı getirir. Urfa destek verdi. Akıllı getirir. Antep'te yapıyor. Yani herkes bir yerde işte Asmalı Konağı biliyorsunuz hepimizin beynine işlendi. Aynen. İnsanlar orayı ziyaret etmeye başladı. Bu filmler, diziler çok önemlidir. Kesinlikle. Yani burada
bir kere belediyelerin bu konuda bir bütçe ayırmaları lazım. Yani bu konuya destek vermeleri lazım. Ama destek vermedikleri zaman da ileride bunun pişmanlığını yaşarlar. Ve şöyle de bir güzelliği var. Evet, film çekildiği zaman bir ilde hem orayı tanıtıyor, bunun yanı sıra ekonomiye katkı sağlıyor. Bir de dallar, istihdam anlamında. Oteller doluyor. Evet. Yani bir kere ekip olarak 100 kişi var. Evet. Bunlar otellerde kalıyor. Bunlar benzincide benzin alıyor. Bunlar yemek yiyor. Bunlar bilmem ne. Bir de yöresel sanatçılar, yöresel oyuncular yer buluyor. Mesela bu bizim filmde birçok bizim buradaki tiyatrocu arkadaşlar da oynadılar o filmde. Evet, evet. Fikret Kuşkan gibi, Belçin Bilgin gibi, duayenler, Bahar Şahin gibi bilinen isimlerin yanında bir de bizim kendi oyuncularımız da yer aldı. O da güzel. Mesela Adana'da da hani bu eski Osmanlı filmleri yoğun çekilen platolar Adana'da oluyor bir kısmı. Biz Seyri Alem için gezdiğimizde gördüm ben. Evet. O da bir endüstri olmuş. Tabii. Adamın işi o film setine kostüm yetiştirmek. Tabii. Yani bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Hem özümüzü hatırlıyoruz, hem yerel üretime destek veriyorsunuz. Ve yani başka bir boyuta geçiyor aslında. İl olarak. Oyuncu kadrosu da çok iddialı. Çok iddialı ve mutlaka ödül alacaktır. Bunu ben kesin söylüyorum. Ne zaman almadıysa bana o zaman, ya Türkiye'deki ödülleri zaten alır. Türkiye'de çok şey değil. Çünkü Yılmaz Güney'den sonra böyle bir film daha görülmemiş. Hı hı. Yani aynen onun mesela Fikret Kuşkan gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ki bu dram zaten bu film. Oradan müthiş, mesela Belçin Bilgin Kanada'da yaşıyor. Sırf bu film için getirdik. 200 bin lira yalnız uçak parası verdik Belçin Bilgin'in gelmesi için. Yani düşünün, yani bu rakamları. Ama sağ olsun diğer belediyeler destek vermedi. Ama Büyükşehir Belediyemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Bey, bir de Yenişehir Belediyemiz Abdullah Özyiğit Bey, gerçekten onlara ben teşekkür ediyorum. Onlara biz de teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Mersin'e, çünkü Mersin'e hizmettir bu. Onların bu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz de bu konuda filmlerin çekilmesinde Vali Yardımcımız Alperen, Vali Yardımcımıza talimat verdi. Bütün karakollarda çekilen şeylerde çekilen başsavucumuz adliyeden dolayı yardımcı oldu. Yani her şey gerçek çekildi. Sağ olsun tabii. Hem Sayın Valimiz hem de Alperen Valimiz, Vali Yardımcımız, ondan sonra Emniyet Müdürümüz karakolla ilgili çok büyük destekleri oldu. Çünkü karakolda da bazı sahneler geçiyor. Başsavucumuz da aynı zamanda adliyedeki olayda yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yani zaten biz bunu filmde teşekkür edilecek, söylenecek ama burada yeri gelmişken bunu da belirtmek isterim. Peki öbür kitaplarınızda da böyle planlar var mı? Öbürleri de çok iddialı konular. Evet, şimdiden üzerinde çalışıyorlar. Fikret Kuşkan kitapları takip ediyor. Bir de benim yeni yazdığım 7. kitabım bitti sayılır. Ufak tefek bir daha okumam gereken. Onun konusu ne başka? Onun konusu da Ahraz, bir aileyi anlatıyorum. Anne baba Ahraz ve çocukları. Bu da yine toplumsal bu da tabii Yürekten Konuşanlar diye kitabın ismi. Hı hı. Herkes çok beğenecektir. İnanıyorum. Evet. Peki Roza ne zaman vizyona girecek? Şimdi heyecanla şöyle işte, bekliyoruz. Şöyle Nil Hanım, aslında Mart'ta girecekti ama ödül Mayıs ayında bütün bu. Ben parayı düşünmüş olsaydım ben derdim ki hemen girsin, paraya dönsün. Bir yarışmalara önce katılacak. Çünkü siz gösteri geçtiniz mi, gösterimi başlattınız mı, şeylere gidilemiyor, yarışmalara gidilemiyor. Önce festivallere gitsin istiyoruz. Kesinlikle. Yani biraz geç olur, Ekim gibi inşallah sağlıklı bir şekilde seyircilerin karşısına çıkar. Çok teşekkür ederiz burada biz de sizlere. Gerçekten muazzam bir şey. Hepimizi çok heyecanlandırıyor. Ben sizi özellikle konuk olarak almak istedim. Bunu buradan bir de biz duyuralım istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkesin kafasında Mersin'le ilgili, Mersin için şunu yapalım, Mersin için bunu yapalım fikri var ama herkes kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Böyle somut bir örnek olması anlamında çok kıymetli.
güzel sonuçlar olacak inanıyorum. İnşallah. Peki aslında roza bir sembol değil mi Sayın Başkanım? Evet. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de kadın cinayetleri hız evet. kesmeden devam ediyor. Evet. Ya kadınların aslında sıkça hak aradığı, evet. Kadının siyasete dahil edilmek yerine i̇şte siyasete bu, alet edildiği evet. değil mi? Böyle İşte Roza'da evet. Nil Hanım burada Roza'yı okutan, Amerika'da okutan bir Türk. Hı hı. Evlatlık alıyor. Onu okutuyor. Roza'nın da tek amacı avukat olup ablasının mücadelesini, ablası gibi ablasını kurtaramadı ama ablası gibi töre cinayetine kurban giden veya şiddete uğrayan kadınların yerinde yanında yer almak adına ve bu son o ilk sahnenin başlangıcı orası zaten. O da bütün Mersinli insanlarla ya yani iş insanlarıyla çekildi. STK başkanları gerçek. Hepsi gerçek. İşte belediye başkan yardımcımız Gülcan hanımefendi olmak üzere böyle herkes orada gerçek olarak oturdu. O filme alındı. Yani orada Roza konuşma yapıyor. Yani diyor ki benim tek amacım bu haksızlığa uğrayan, ailem gibi haksızlığa uğrayan kadınların yanında olmak, onların mücadelesini vermek. Peki. Yani bu çok önemli bir film. Yani kesinlikle. Çok mesajlarla dolu bir film. Kesinlikle sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki Sayın Başkanım, kadının toplumumuzdaki yeri nedir mi demeliyim? Aslında şu benim kafama takılıyor. Bence biz kadın neydi, ne olduğu, neye dönüştüğü konuşmalıyız. Çünkü Türk toplumunda ve bizim eski tarihimizde kadın çok iyi bir yerdeydi. Tabii. Her anlamda. Yine Cumhuriyet'in ilanında Ulu Önder Atatürk kadınlara dünya kadınlarının bir adım önünde bazı haklar tanıdı. Doğru. Bugün geldiğimiz ortamda biz kadın cinayetlerini az önce söylediğim gibi kadının siyasete dahil edilmek yerine siyasete alet edildiğini, kadınların her gün işte cinayete kurban ettiği günleri yaşıyoruz. Sizce günümüz kadınının toplumumuzdaki yeri nedir? Günümüz kadınını serbest bırakırsanız doğru yapacağına inanıyorum. Sırf siz kota diye kadını koyarsanız, sırf siz işte bir kadın olsun diye vasıfsız kadını koyarsanız kadınlara zarar vermiş olursunuz. Kadınlar kendi içinde mücadelesini vermeli. Kadın çünkü çok güçlüdür. Kadının gücü, kadın kendi gücüne bir kere inanması lazım. Bak ben size bir mesela bir çok kan davası yaşamış bir ailenin çocuğu olarak size şöyle vasıflandırabilirim kadın. Çünkü ben kadınları çok iyi tanıyorum. Evet. Yani herkes tanıdığını zannediyor, öyle değil. Kadın bir kere erkeğe göre daha az yalan söyler. Kadın erkekten daha cesaretlidir. Ama insanlar yanlış anlıyor. Sanki kadın korkak da erkek cesaretli kadını koruyor. Hiç de öyle değil. Aslında erkek korkak, kadın erkeğe cesaret veriyor. O duruyor. O kendi göğsünü silaha, mermiye. Hatırlar mısınız bir tane gazeteci silah sıkılıyor. O gazeteci ismini vermeyeyim. Şu an Almanya'da yaşıyor. Kadını kendine atıyor. Merminin önüne diyor. Kocama zarar vermeyin diyor. Anladım. Ama bir erkek kendini kadının önüne atamaz. O yürek yok. Bir de ayrıca kadın erkeğe göre daha namusludur. Kadın erkeğe göre daha acıya dayanıklıdır. Kadın erkeğe göre daha sabırlıdır. Çünkü annedir kadın. Çünkü annedir. Yani özellikleri çok yüksek. Ama bu yüksek özelliklere sahip olan birini bir başkaları sahiplenirse bu doğru bir olay değil. Bu da neden ileri geliyor? İşte insanlar bir şey yaptım diye, ben kadına bu özelliği tanıdım diye kadına hakarettir aslında. Yani diyelim ki ben sizinle bir konuda yarışıyorum. Siz benden kültürlü değilseniz, siz benden iyi değilseniz siz kaybedersiniz. Sırf illaki kadın olduğunuz diye benim yerime gösterilemezsiniz. İster siyasette olsun, ister ben. Bence kota kadına en büyük hakarettir. Kadının önünü açacak. Şimdi adamın biri çıkıyor diyor ki ya farz misal kadın olsun. Peki sen karını gösteriyor musun? Yok. Ama sen bir başkasını yerine diyorsun ki genel başkan kadın olsun. Peki sen genel başkan olursan sen kendi yerine karını gösterir misin? Veya şunun ki milletvekilleri, adam erkek milletvekili. Ya diyor falan partide az, bizim partide işte çok. Böyle bir şey yok. Niye eşit değil? Değil niye mi? Eşit değil? Yani o zaman sen aday olma, bırak kadın aday olsun. Veya senin eşin olsun.
senin kızın olsun ama sen ona zamanı geldiği zaman o fırsatı tanımıyorsun. Bir başkasını da eleştiriyorsun. Ya o yüzden kadınlar, yani bence kadınlar kendi değerlendirmelerini erkeklere bırakmamaları lazım. Kendilerini kendilerinin değerlendirmesi lazım. Ben kadınım, varım. Ben bireyim. Erkek olsun, kadın olsun. Kim Gümüşümlü Meral Akşener'e kimse diyebilir mi ki sen böyle? İşte mücadele verdi. Bir partiden bir başka partiye geçti. Orada genel başkan olmak istedi. Orada olmadı. Kendi çıktı. Kendi genel başkan oldu. Ve yürütüyor. Kimse ona sen niye yapıyorsun demedi. Diyelim ki daha önceki işte başbakanımız kadındı. Yani Tansu Hanım. Kimse ona sen niye oldun demedi. Artık demek, biz Müfide İlhan'ın belediye başkanlık yaptığı bir ilde yaşıyoruz. Evet, yani Türkiye'nin sayılı kadın belediye başkanlarından bir tanesi. Evet. Yani şimdi demek istediğim, siz kadının önünü açacaksınız. Kadını siz yönlendirmeyeceksiniz. Kadın kendi kendini yönlendirmeli. Şimdi bir bakıyorsunuz partilere bakın. Diğer yerlere bakın. Hep böyle öbür esas becerikli şey olan kadınlar geride duruyor. Yani ben kimseyi yermek adına söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Düşman peyda etmeyelim. Şimdi öbür tarafta işte çekinen, kültürlü, bilgili kadın geride duruyor. Önemli olan o geride duran kadınları harekete geçirmek. Ama çok yıpratıyorlar Sayın Başkan. İşte onları hareket işte olsun. Erkekleri de yıpratıyorlar. Yani yıprandım diye korkmasın. Yani çıksın. Hı hı. Bana göre kadın çok değerlidir. Kadın çok yani ben şahsen annemde gördüm bunları. Ben onun için anlatıyorum. Yani biz de kan davası yaşadık. Bu kan davasından dolayı benim annem, erkekler siperlere gizlenmişken çatışmada, benim annem ortada mermilerin arasında dans ediyordu. Ondan sonra merminin biri bacağına isabet etti. Hiç de umurunda değildi. Yani erkekler sipere saklanırken o ortada aman kocama, çocuklarıma bir şey olmasın diye ortada dolaşıyor. Onun için kadın yüreklidir. Kadınlar hiç kimsenin himayesine ihtiyaçları yok ve hiçbir himaye bence girmesinler. Kendi mücadeleleri kendi versin. Ama maalesef bir bakıyorsunuz bir kadın bir yere erkek elinden tutuyor götürüyor. Erkekin dediğini yapıyor. Erkek konuşuyor. O dinliyor. O diyor ki erkek onu övüyor. Kadın olsun bilmem ne olsun. Bence buna gerek yok. Kadın kendisi ortaya çıksın. Kendini anlatsın. Bir erkekten de himaye istemezsin yani. Nasıl erkek mesela diyelim ki eşiyle beraber gidiyor, evet, mücadele ve kadın da eşiyle beraber mücadele versin. Mesele bu yani. Ben kadınların, yani ben pozitif ayrımcılığa karşıyım. O zaman siz pozitif ayrımcılık yaptığınız zaman birçok şeyde o zaman pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Bu ülkeyi o zaman böleceksiniz yani. Yani kadınıyla, kızıyla, bilmem başka yönleriyle, işte bilmem, ben ona karşıyım. Hakkının karşılığını almalı alsın. Sadece. Pozitif alsın. Ayrımcılık gerek yok. İstemiyor zaten. O zaman bu zayıflıktır. Evet. Yani niye pozitif ayrımcılık yani? Kesinlikle. Mücadeleyi versin, gelsin benim yerime, ben meclis başkanıyım, gelsin benim yerime meclis başkanı olsun. Ama mücadeleyi doğru versin. Yanlış yerden vermesin. Yani erkek hegemonyasına girip bir erkek onun elinden tutup bilmem onun vasıflarını sayarak kadın olduğu için değil, vasıflı olduğu için girsin. Benim yerime seçilsin. Yönetim kurulu başkanı olsun. Bilmem ne olsun. Ama kendisi olsun. Peki Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanısınız. Oraya geldi. Evet. Kadın girişimcilik anlamında Mersin nerede? Ya Mersin kadın girişimcilik adına çok önemli yerde. Yani çok önemli adımlar atılıyor. Kadınlar, kendine özgüveni olan kadınların gittikçe sayısı artıyor. İş konusunda kadınlar artık işin başına geçiyor. İşte bizim de kendi ailemizde, işte benim de kızım çok bağımsız davranıyor. Benim çocuklarım, benim kızımın biri avukattır. Biri işte, ya yani herkes kendi dalında iş yapıyor, çalışıyor. Kadınların geleceği çok parlak. Yani ama bunu dediğim gibi siz pozitif ayrımcılığa koyarsanız o zaman erkek de bunun karşısında tedbir almak durumunda kalır.
Yani kadını kötülemek, kadını daha zayıflatmak. Herkes kendi mücadelesini vermeli ve gücünü göstermeli. Şu an çok, yani mesela Gül Akyüre'yi örnek verebilirim. Ailesini temsil ediyor. Bir de o organize sanayi TÜOSEB'in başkanı. Yani şimdi biz de onun yönetimindeyiz işte. Ne kadar hem ondan hem yaşça büyüğüz, hem evet. de bilmem hem abisiyiz, hem de biz ona saygı duyuyoruz. Bizim işte başkanımız. Yani orada hiçbir gocunacak bir durum da yok ve evet. layıkıyla da yapıyor, güzel de yapıyor. Biz de onun arkasında destekçisiyiz. Dileriz çoğalır. Evet, ama böyle çoğalsın. Evet. Bir başkasının elinden alıp getirip koymasıyla değil. Kesinlikle. Kotayla değil. O zaman diyelim ki ya Türkiye'de 100 tane organize sanayi, 1000 tane organize sanayi bölgesi var. Bunun 500'ü kadın olsun. Abi kadın layık değilse, bilmiyorsa, işi bilmiyorsa, değil mi? Yani o sistemin içinde değilse nasıl gidip evden bir kadını kaldırıp getirip başkanı yapacağız? Tabii evet. İş birilerinin kılıç kuşanlarının. Mesele bu ya. Atamızın sözleri evet. bazen çok yerinde. Ya ben belki bilen, bilmiyorum. Yani evet. yanlış doğru bu benim kendi doğrum ve yanlışım. Yani. Peki biliyorum çiftçilikle de ilgileniyorsunuz. Evet. Tabii asıl mesleklerinizden bir tanesi ziraat mühendisliği. Peki Mersin tarımsal üretim çeşitliliği açısından çok iyi bir yerde. Çok iyi. Yani 4 mevsim farklı tip ve kategoride evet. böyle bir ürün yelpazesi var. Evet. Fakat biz sahaya indiğimizi hep görüyoruz. Üreticiler hep dert yanıyor. Yani yemeğimizin karşılığını alamıyoruz. Doğru. Bu noktada da tarımsal endüstri, tarımsal sanayi biraz ön plana çıkıyor. Evet. Sizin yorumunuz nedir? Yani şimdi, üretimin ivme kazanabilmesi için ne yapmalıyız? Entegre olması lazım. Hı hı. Şimdi siz bir şey üretiyorsanız, diyelim ki meyve bahçeniz var. Evet. Meyve üretiyorsanız, büyük çapta, ben küçük çapta kirleri söylemiyorum. Sizin meyve sıkma fabrikanız olması lazım. Yani meyveyi ham olarak tüketirken, satarken bir de işlenmişini satacaksınız. Diyelim ki siz hayvancılık yapıyorsunuz. Süt hayvancılığı yapıyorsunuz. Sizin orada eğer kendi sütü, yoğurdu, peyniri üretecek şeyin sisteminiz yoksa, kendi parakende olarak da satış yeriniz yoksa, toptan veyahut paraketten satış yeriniz yoksa zarar edersiniz. Bunlar entegre olarak birbirlerini tamamladığı zaman bu işi 5 kişi yapacağına 10 kişi beraber yapsın. Bütün bu sistem kurulursa hiç kimse zarar etmez. Ama tek taraflı olduğu zaman bugün süt hayvancılığı yapan insanlar, üreticilere bakın, hepsi ya başa baş ya zarar ediyor. Evet. Onun için ne oluyor? Süt hayvancılığı bir yerde adam hep besiciliğe dönüyor, onu kesiyorlar. O zaman peki siz yoğurdu, peyniri, işte yağı nasıl bulacaksınız? İşte insanlar o katı nebati yağlara kalacak ve onlar insanların Ezrail'i, yani damar sertliği yapan, insanları öldüren bütün o nebati yağlar. Şimdi bu tereyağının, normal hayvan yağının, hayvansal yağların olabilmesi için süt hayvancılığının olması lazım. Şimdi bunlar da entegre olmadığı zaman adam bakıyor, işte bir dana beslerse onu sattığı zaman en azından şeyini kurtarıyor ama süt de kurtarmıyor. Sütü fabrikaya sattığı zaman, bir yere sattığı zaman yani başa baş geliyor veyahut zarar ediyor. Şimdi ufak bir süt fiyatı da arttığı zaman herkes, ben hayat üretici artıyor. Değilim, benim şimdi şu an yok. Ama herkes isyan ediyor. Bizim evler hem, vay süt bu kadar olmuş. Ben diyorum ki süt yine kurtarmıyor. Neticede işte hayvan yemi pahalı, beslenmesi zor, onun işte bakımı zor. Ya çok birçok şey yanları vardır. Ya o yüzden üretirken böyle entegre ve biz mesela diyelim ki hayvancılıkta şu an dünyaya bir yerde bağımlılığımız vardır. Yani kendi kendimize yetinecek durumda değiliz. Şimdi niye değiliz? Daha önce Suriye'nin üzerinden kaçak giden hayvanlarımızın sayısı bugünkü belki bütün hayvanlarımıza eşitti. Bırakın siz resmi olarak satılana, kaçak olan gidenler. Çünkü insanlar üretiyordu, hem ihracat ediyordu, hem de kaçak da satabiliyordu. Yani Türkiye'de bir döngü vardı ve kendi kendine de yetiyordu. Dışarıdaki, bilmem dışarıdan hayvan almaya da ihtiyacı yoktu. Ama yemin yüksek oluşu, İnsanların
daha çok köyden koparıp işte sanayiye insanların yönlendirilmesi. Ama işte bir ülkenin gelişmişliği sanayisiyle belli olur derseniz ve bu bir devlet politikası olursa işte orada o sanayilerin çoğunu gördük, çöplük oldu. Neticede işte bir bakıyorsun bir iplik fabrikası, binlerce iplik fabrikası oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki tekstil kötüye gitti. O fabrikanın o makineler duruyor, paslanıyor. Hurmaya sattı, hurdaya satılıyor. Evet. Bunların hepsi aslında devletin politika sorunu. Doğru politika yönetmesiyle alakalıdır. İşte bunun yeniden dünyayı keşfetmeye gerek yok. Amerika'yı inceleyin, Hollanda'yı inceleyin. Ona göre sistem kuruluyor. İşte bir yerde bizde mesela pamuk para etti mi bütün herkes pamuk ekiyor. Yani bu sistem doğru dürüst kurulursa işte sen pamuk ek, sen buğday ek, sen bilmem alım garantisi olmalı. Tabii, tabii. Yani evet, alım garantisi olacak ve insanlar bilecek ne kazandığını. Evet. Yani devletin bu politikasının içine girmeli. Ama mesela şeyde ayçiçek üretimi yaptırdılar. Evet. Okudum. Evet. Alınmadığı için evet. Çiftçi evet. İsyandaydı yani. İşte yani şimdi siz ya ben bunu bu yalnız bu hükümetimizle ilgili söylemiyorum. Yani devletimiz yani yalnız bu hükümet değil ondan önceki hükümetler ya biz doğru dürüst bir sistem kuramadık ülke olarak. Ya biz bu sistemi kurarsak bizim bırakın dünyaya, biz dünyaya hayvan satarız. Yani bizim dünyaya ihtiyacımız olmaz. Biz mesela dışarıdan buğday ithal ediyoruz. Yani bizim ne buğday ithala ihtiyacımız var mı? Yani. Ama buğday ucuz olursa, yani şimdi ben şu an, mesela ben pamuk üreticisiyim. Benim şu an 200 ton pamuğum fabrikada bekliyor. Ve ben pamuğu bugün bu fiyatta satarsam kurtarmıyor, zarar ediyorum. Biraz bekletiyorum. Acaba diyorum ki biraz daha artar mı diye, kurtarır mı diye. Ya işte şimdi işte bir daha pamuk ekmem ben. Evet. Pamuk ekmediğiniz zaman bu defa Türkiye'nin pamuk ihtiyacı olacak. Bu defa dışarıdan pamuk ithal edeceksin. Yani bu tekstil, bu fabrikalar, iplik fabrikaları nasıl çalışacak pamuk olmadığı zaman? Doğru. Mesela bu ya hepsi birbirine tetikleyici şeylerdir. Onun için yani ülkemiz çok güzel, verimli, bereketli bir ülke. Bu değerlendirmeler doğru yapılmalı. Doğru yapıldığı zaman bana göre hiçbir şeye ihtiyacımız olmaz. Yöneticilerimiz biz yani hiçbir yöneticimiz vasıflıdır. Yöneticilerimiz vasıflıdır ama ülkemizin en büyük handikapı biri yapıyor, diğeri bozuyor. Yani biri mesela bir sistem kuruyor. Arkasından gelen biri gidiyor işte diyor ki bu sistem doğru değil. Sistemler durmadan sistemler deneniyor. Yani süreci evet. Görüp sonunu evet. Görmeden evet. Senaryo evet. Değişiyor değil evet. Mi sürekli? Evet. O yüzden evet. Sıkıntı oluyor. Ve Mersin'de narenciye deposu ama soğuk hava depolarında sıkıntı olduğu için üretici yine kan ağlıyor. Yani bazen dalında kalıyor. İnsanların bakmaya kıyamadığı ürünler ağaçların tepesinde kalıyor. Hepsi milli servet. Ve geleceğin savaşları, sıkıntıları gıda ve su üzerine. Tabii. Aslında en çok i̇şte konuşulması gereken sorunlar gibi. Bunlar. Evet. Kurak yani bir su. Dönemden evet. Geçiyoruz biz şu anda. Biz baksanıza bugün evet. Dışarıda insan gömlekle gezebilecek bir hava var. Bu havaya bir seviniyoruz ama doğru değil bu. Kesinlikle. Kışı kış yaşamalıyız, yazı yaz yaşamalıyız. Yani neden sularımız çekiliyor, neden şey oluyor? Biz bütün bunların hesabını yapmamız lazım. Yani evet. Biz ziraatçı olduğumuz için biz yeşili, tabiatı, suyu çok seviyoruz. Yani bunlar vazgeçilmezdir. Ama neticede hala insanlar ya ormandan ne gelir diyorlar. Hala gidiyoruz ormanlarımızı yakıyoruz. Hala gidiyoruz bilmem ne yapıyoruz. Yani bir yerde bir yer kapacağız diye bilmem ne yapacağız diye devletimiz bu kadar büyük imkanlarla, hükümetin de bu konuda çok büyük desteği var ormanın gelişmesinde. Bütün bu destekler, bütün bu şeyler neticesinde bir bakıyorsunuz delinin biri ya da küçük menfaati düşünen biri alıyor, o canım ormanları yakıyor. İşte ondan sonra biz de susuzluk çekiyoruz. Ve pandemi aslında bize neyin ne olduğunu, sonumuzun ne olduğunu biraz ucundan gösterdi. Gösterdi tam ama kimse uyandı mı? Yani hiç kimse evet. Uyanmadı. O yüzden şapkamızı önümüze evet. Alıp bir an önce
ekosistemi nasıl kurtaracağız, evet. suyumuza, evet. gıdamıza evet. nasıl sahip evet. çıkacağız, evet. yarınlarımıza. Güneş çünkü enerjisinden bu, nasıl faydalanacağız? Kesinlikle. Bu ülke aslında bize atalarımızdan miras değil, tabii. bizim çocuklarımıza emanet Lafayette. Edeceğimiz bir şey, evet. kavram. Evet. Evet. Biz bu emaneti layıkıyla devredebilmek için hakkını vermemiz gerekiyor. Evet. Asıl konuşulması gereken de her zaman o. Peki evet. Sayın Başkan, programın adı Hayatın Trafiği. Azıcık trafik konuşalım mı? Ne dersiniz? Trafik konuşalım azıcık da. Hayatın trafiği ya adettendir. Evet. 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 Son bir dakikalarda ben trafikle ilgili konuşuyorum. Çünkü evet. bu da önemli. 2022 toplam kaza sayılarını getirdim. Hı hı. 485.048 kazada 2.282 ölü, 291.151 yaralı var. Evet. Bu yaralı sayısı %50'si hastanede hayatını kaybediyor ve şu 2000'in üstüne ekleniyor zaten. Evet. Evet. Yani tablo aslında göründüğünden de çok korkunç bir yerlere gidiyor. Evet. Hatalara baktığımızda hep aynı. Evet. 62.932 araç yandan çarpma şeklinde kazaya karışıyor. 21.173 arkadan çarpma, takla atma 23.310. Yine işte yoldan çıkma var, çarpışma var. 11.008 zincirleme kaza var. Bu kadar teknolojik ortamın içinde biz hala bu kazaları yaşıyoruz. Yayaya çarpma 34.400. Araçtan insan düşmesi, mevsimlik işçilerin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Buna dikkat çekmek istiyorum. 1626 kişi 2022 döneminde araçtan düşmüş. Bu bizim ayıbımız. Ben trafikte gördüm, hep uyarıyorum. Ya da trafiğe haber veriyorum. Hani açık kasada insanlar bir yerden bir yere sevk ediyor. Aslında yasak. Yasak ama evet. işte bu konuda bir duyarlılık edinmemiz evet. bizim kendi kendimizi, yani bizi trafik polisinin uyarmasına gerek yok. Evet. Biz birbirimizi denetlemeliyiz evet. ki bu sorunun üstesinden gelebilelim. Ve yine kazalara neden olan unsurların başında sürücü ve yayalar geliyor. Evet. En çok kaza yapan araçlarda otomobil, motosiklet ve kamyonet. Durum evet. bu, tablo. Evet. Kent trafiğinde siz de sıkça seyrediyorsunuz. Çok evet. yoğun bir trafiğiniz var. Doğru. Hayatınızın trafiği evet. oldukça yoğun. Gözlemleriniz neler? Bu rakamlardan ne çıkartmamız lazım bizim? Şimdi bir kere biz sabırsız bir milletiz. Hı hı. Bir kere bunu kabul edelim. Yani. Evet. Bu sabırsızlıkla biz mesela yolda trafikte biriyle tartışıyoruz. Ve silaha davranıp birbirimizi öldürebiliyoruz. Ölen mezara gidiyor, öbürü de 20 yıl hapis yatıyor. Aradaki fark 5 dakika. Artık vicdanıyla yatıyor. 5 dakika. Evet. Yani 5 dakika için adam öldürüyor veyahut öldürülüyor. Bir kere bu. İkincisi, bizim daha önce şehrin yapılanmasında, caddelerin, şimdi Atatürk Cinah Caddesi için bu kadar olsun dedikleri zaman, ya diyor kafası iyiydi diyor. Yani boş verin diyor. Buna rağmen bak, ona rağmen, Atatürk'e rağmen yine küçük yapıyorlar. Şimdi bizim şehrimizin kuruluşunda bir kere yollar şeye paralel gidiyor. Denize paralel gidiyor. Ve binalar bu yolları kesiyor. Yani aslında düz olması lazım. Aslında sokakların kuzey-güney olması lazımken sokaklar ne hepsi de paralel gidiyor. Denize paralel gidiyor. Evet. Ya ana yolun paralel gitmesi doğal. Öbür yolların kuzey güney olması lazım ki şehir hem hava alsın, hı hı. hem de şey olsun. Şimdi bu kesişmeler neticesinde yani trafik, bizim trafiğimiz öyle sıkışıyor. Bir de bizim mesela diyelim ki metro ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir çalışması var. Biliyorsunuz metro başladı. Ya şehirlerin artık sosyal yapısını gösteren derecesini, üst derecesini gösteren metrodur. Bu metrolar aynı zamanda insanlar baktığı zaman yanlış şey olarak görmemeleri lazım. Aynı zamanda barınma yeridir. Yani evsizin, barksızın, fakirin, yani gidip ısınıp orada nefes aldığı bir yerde. Bir de ulaşımda işte toplu taşıma en önemlisi. Yani şimdi biz küçük menfaatlerimiz için büyük menfaati görmüyoruz. Biz hep kişisel düşünüyoruz. Hepimiz öyleyiz. Yani ben şimdi birini eleştirirken ben de aynı düşüncedeyim. Ben de aynı menfaat, aynı küçük menfaatlerle ben de şehrimi şey yapabiliyorum.
Yani bu yapıyı bizim değiştirmemiz lazım. Beynimizi değiştirmemiz lazım. Bizim birbirimize saygı duymamız lazım. Yani yolu kesmememiz lazım. Yanlış araç kullanmamamız lazım. Yani soldan gitmesi gereken solda, ortadan gitmesi gerekenin ortada, sağdan gitmesi gerekenin sağda. Adam soldan gidiyor, sağa geçiyor. Ya da emniyet şeridini işgal ediyor. Ya da emniyet şeridini işgal ediyor. Yani kim hangi yoldan gidecekse o yolu takip etmeli ki trafiğin önünü tıkamasın. Adam sağa dönecek, soldan geliyor, sağa dönüyor. Yani bunlar bizi aksatıyor, trafiğimizi aksatıyor. İşte caddeleri genişletmemiz lazım. Büyük caddeler, bundan sonra açılacak caddelerin, işte Mersin'i biliyorsunuz daha geniş caddelere yavaş yavaş geçiliyor. Ama bence daha da geniş olması lazım. Yani hem hava alması, hem sirkülasyonun olması anlamında, hem de işte arsamız çok. Yani Allah'ın tarlası çok. Yani şimdi diyelim ki 10 metre daha geniş olsa ne var? Hiçbir şey olmaz. Yani o yüzden bizim bir kere bu mesela 100 binlik planlarımızın hepsi İstanbul'da yapıldı. Adamlar hayali yaptı. Yani masa üzerinde 100 binlikler yapıldı. Ondan sonra Mersin'e geldi. Mersin'de yanlışlıkları görüldü. Eski belediye başkanımız döneminde tekrar revize edildi. Tekrar gitti. Müracaatlar orada binlerce kişi bir sokak yok sayıldı. Bir öbür olmayan bir sokak bilmem ne oldu. Yani bir şehrin 100 binliklerinin o şehrin kendisinde yapılmalı. Yani o şehrin içinde yaşayan insanların müdahil olması lazım. Evet. Siz alır İstanbul'u bir firmaya bunları şey ederseniz, çizdirirseniz o da masa üzerinde işte haritaya bakacak, haritaya göre çizecek. Hayali yollar yapar. Evet. Ve ondan sonra bilanço ağır olur. Peki son bir soru Sayın Başkan. Trafikte kendinize 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Ben araba kullanmıyorum. Yani onun için ben kendime puan veremeyeceğim. Ben hiç çok kullanmıyorsunuz? Yani keyif mi almıyorsunuz araç? Ben çok uzun zamandan beri de yani araç kullanma zevkimi kaybettim. Yani öyle bir zevkim yok. Öyle bir şeyim yok. Ben de zaten işte bazen odadan arkadaşlar bırakıyor. Bazen de bizim işte otelde çalışan arkadaşlar bırakıyor. Veyahut yeğenim bırakıyor. Veyahut kızım bırakıyor. Yani ben aracım yok. Arabam olmadığı için hem arabam yok hem zaten kullanmam da o zaman olmayan bir şeyi de zaten kullanmıyorum. Evet. Karbon ayak izi bırakmıyorum diyorsunuz. Evet, yok. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Eklemek istediğiniz? Ben son olarak diyorum ki şimdi önümüzde seçimler var. Evet. Bir kere birbirimize saygılı olalım. Hangi partimiz alırsa alsın netice bu ülke için mücadele edecek. Yani bugün mevcut hükümetimiz de bu ülke için çalışıyor. Bundan sonraki onlar devam ederse, onlar devam etmezse bir başkası da gelse neticede herkesin amacı bu ülke. Şimdi biz bu seçimler esnasında birbirimize saygılı davranmalıyız. Bir belden aşağı birbirimize zarar vermemeliyiz. Birbirimizi üzmemeliyiz. Çünkü önemli olan bizim birlik, beraberliğimiz, kardeşliğimiz. Özellikle kendi şehrimiz için biz ulusal bazda çok sesimiz çıkmaz ama şehrimizde kendi hemşehrilerime şöyle demek istiyorum. Biz her şeyden önemliyiz. Biz birbirimizi sevelim. Çoluk çocuğumuz birbirini sevsin. Biz kenetlenelim. Bizden kim kazanırsa kazansın bizim kendi kazancımızdır. Teşekkürler. Evet, evet, kesinlikle çok haklısınız. Hayatın trafiğinde bugün Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, yazar, sporcu, pek çok ünvanıyla Sayın Hamit Üzoğlu ağırladık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için ve konukluğunuz için. Aynen. Sağ olun, var olun ve Roza'yı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizleri sizlerle buluşturan İçer TV, Sant TV ekibine olsun. Ve Mersin Psikoteknik SRC ve Mesut Özer Eğitim Kurumları Hayatın Trafiği program sponsorumuz, size de teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte hayatın trafiğinde birlikte yol alabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.
Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.